arkadaşlar Merhabalar 6 dersimizden devam edeceğiz şimdi e, ekranı yansıtayım hemen başlayalım şimdi bu 6 dersimizde e, bir saniye şunu bir kenara alayım 8 e, bölümdeyiz faiz ve ücretlerin belirlenmesi sırların saklanması itibaren korunması ve müşteri hakları genel konularımız Şimdi ilk maddemiz 144. madde. Yani 144. madde bankacı kanunun en önemli maddelerinden biri. Banka işlerinde faiz oranı ve ücretlerin belirlenmesi başlıklı. 134. E, 144. maddeye göre bir bankadaki mevduat ve kredi faiz oranlarını azami faiz oranlarını belirleme yetkisi Merkez Bankası'nda. Yine bankaların e, masraf ve komisyonlarını belirleme yetkisi de Merkez Bankası'na verilmiş durumda. Merkez Bankası bunları belirleyebileceği gibi kısmen ve tamamen serbest bırakmaya da yetkili. E, bu maddenin de hemen yaptırımını söyleyelim. Eğer buna aykırılık tespit edilince yani merkezin belirlediği bu faiz oranlarına uyulmaması durumunda bir para cezası söz konusu bankalar için. Merkez Bankası'na yetki veren bu düzenlemenin ilk halinde arkadaşlar Bakanlar Kurulu'ydu. Buna yetkili olan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte bu yetki Cumhurbaşkanlığı verilmişti. Son değişiklikle birlikte şu an Merkez Bankası'nda bu kanun ilk halinde Bakanlar Kurulu yetkisindeydi. O dönem 2006 tarihli yanılmıyorsam bir tane Bakanlar Kurulu kararıyla... Mevduat ve kredi faiz oranları serbest bırakılmış durumda. Hala da öyle. Hop. Bakanlar Kurulu kararı hala yürürlükte. Bu aslında bir anlamda yedek bir hüküm çünkü serbest piyasa, e, serbest piyasa ekonomisinde e, yaşıyoruz. Dolayısıyla devletin bu tür bir müdahalesi serbest piyasayı bozucu etkiye sahip olabilir. O yüzden bu aslında bir yedek hüküm. gibi kötü zamanlarda, kriz anlarında devletin müdahale edebilmesi için getirilmiş bir şey. Ee, ama 2006'dan bu yana yani kanun çıktıktan sonra bakanlar kurulu kararıyla bu faiz oranları serbestçe belirlenmiş. Şu an ekranda gördüğünüzde zaten bu 2006 tarihli bakanlar kurulu kararı. Buna göre kredi faiz oranlarında Merkez Bankası kaynaklı reskont ve avans e, kredileri dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları piyasa tarafından serbestçe belirleniyor. Bir diğer istinada 54-64 sayılı kanunun yani Banka ve Kredi Kartları Kanunu 26. maddesi uyarınca e, kredili mevduat hesaplarına uygulanacak azami aktif gecikme faiz oranları Merkez Bankası tarafından belirleniyor. Bu piyasaya bırakılmamış ama bunun dışındaki bütün kredi faiz oranları şu an Türkiye'de piyasa tarafından belirleniyor. E, yine katılma hesaplarında da benzer bir durum var. O da serbest bırakılmış durumda. Mevduat hesaplarına geldiğimizde de mevduatta da yine aynı Bakanlar Kurulu kararıyla Mevduata verilecek faiz oranları piyasa tarafından serbestçe belirleniyor durumlar. Merkez bankası tarafından bu faiz oranları serbest bırakıldı fakat iki tane mükellefiyeti var bankaların. Birincisi merkez bankası diyor ki ben bunu serbest bıraktım fakat uygulayacağım faiz oranı, azami faiz oranlarını uygulamadan önce bir bana bildireceksin iki şubelerinde halkın görebileceği bir şekilde ilan etmek zorundasın. Dolayısıyla e, mevduat ve kredi faizleri serbest ve fakat bankaların iki tane yükümlülüğü var. Birincisi e, uygulamadan bu faiz oranlarını Merkez Bankası'na bildirmek. İkincisi de şubelerde halkın görebileceği bir şekilde bunu, bunu ilan etmek mükellefiyeti var diyebiliriz. E, diğer taraftan Bankaların gelirleri sadece faiz değil, faiz dışındaki işte ücret ve komisyon gelirleri de var. Bu konuda da bütün yetki merkez bankasında. Bu burada iki tane tebliği var merkez bankasının. Ee, İlki finansal tüketicilerden alınacak ücretleri için işte usul ve esaslar hakkında tebliğ. Bu 2020 yılında çıktı. İlk BDDK çıkardı. Sonra bu yetki merkez bankasına geçti. Ee, sonra Bankalarca dışarılı müşterilerden alınabilecek ücret değişikliği usulü esaslar hakkında tebliğ çıktı. İkisi de hala yürürlükte ve ikisini de Merkez Bankası yetkisinde. Dolayısıyla e, bankacılık düzeninde temel düzenleyici ve denetleyici otorite BDDK olmasına rağmen bankaların gelirleri bakımından yetki, faiz ve masraf komisyonlarının belirlenmesi konusunda e, temel yetkili bağımsız idare otorite Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. E, 73. maddeye geldik. 73. madde sırların saklanması yine çok önemli bir madde. E, bu aslında e, bankacının da temeli diyebiliriz. Bankalar e, kendilerine bankaya ya da müşterine ait sırları saklamakla mükellef ve bunu kanunen yetkili olmayan biriyle paylaşamazlar. Dolayısıyla bir bankaya müşteri kendi müşteri hesaplarıyla ya da müşteri bilgileri için gelirler. Bir bilgi talebi geldiğinde bankanın ilk soracağı şey bunu hangi kanuna istinaden istiyorsun, hangi kanundan doğan yetkiyi kullanıyorsun diye sorgulamak olmalı. Çünkü 73. madde bize bunu söylüyor. Diyor ki bu bilgileri kanunun açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazsınız. Ve e, bu yükümlülük banka çalışanlar için ya da BDDK ve fon çalışanları için görevlerinden ayrıldıktan sonra da devam eder. 73. maddenin birinci fıkrası TMSF ve BDDK çalışanları için bu sır saklama yükümlülüğünü düzenliyor. İkincisi de aslında banka çalışanları için düzenliyor. Fakat e, bu maddenin ilk halinde banka çalışanları diye bir düzenleme vardı. Onu değiştirdiler. Şu an şöyle başlıyor bankalarla ilgili kısmı. Sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalar ve müşterilerine ait sırları öğrenenler söz konusu sırları bu konuda kanun açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bu yükümlülük görevden aldıktan sonra da devam eder. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada aslında banka çalışanları için değil, sıfat ve görevleri dolayısıyla bunu öğrenen herkes için saklama yükümlülüğünün getirildiğini görebiliriz. Bu maddede yakın zamanda bir değişiklik yapıldı. Daha önceden bu maddede müşteri sırrı nedir diye bir tanımımız yoktu. Ee, bu konuda 73. maddede bir büyük bir değişiklik yapıldı. Müşteri sırrı tanımlandı. Buna göre bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişiler ait veriler müşteri sırrı haline gelir denildi. Ee, devamında aslında e, hukuk yapma tekniğine, kanun yapma tekniğine çok uygun olmayan bir değişiklik bu. Çünkü müşteri ilişkisi kurulması ne demek belirsiz. Hani sözleşme mi yoksa ilk sosyal temas mı? Ee, ne zaman müşteri ilişkisi kurulur? Bunun cevabı yok. Bir de neden bu verileri hikaye Müşteri ilişkisi kurulduktan önce ve sonra diye. Öncekiler müşteri olamaz mı? Tabii ki olabilir. Ama burada büyük bir sıkıntı var. Zaten e, bununla ilgili çıkan yönetmelik de bunu düzeltmeye çalışıldı. Ancak yine olmadı bence. Sonra bir genelge çıktı. Ee, şu an burada bence bir kaos var. Tekrar kanunun düzeltilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu değişikliğin bir diğer sebebi de aslında kişisel verilerin e, korunması kanununun e, bankalar hakkında geri plan atılması. Yani bankacılık kanununun özel hüküm sayılması. Burada da ikinci paragrafta gördüğünüz değişiklik bunu anlatır bize. Özetle şöyle der. Bankacılık kanundaki istisnai haller... Yani sır saklamanın istisnası olan haller dışında e, müşterilerin açık rızası alınsa dahi müşteriden gelen bir talep ya da talimat olmaksızın veri paylaşılamaz. Müşteri sırrı paylaşılamaz. E, i̇lk okuduğumuzda bunun sanki e, bu değişikliğin müşteri sırrını KVKK'dan daha e, sıkı koruduğu gibi intiba edinebilirsiniz. Ama işin aslı öyle değil. Burada istisnaya tutulan haller çok geniş. Bankacılık kanununda müşteri sırrının paylaşılmasının istisnaları çok geniş. Bu istisnalarda KVKK devre dışı bankacılık kanunu e, öne geçiyor ve KVKK'yı eziyor aslında bir anlamda. Değişikliğin gerekçesi de buydu açıkçası. E, burada zaten diğer değişiklikler hani kişisel verilen işlenmesi hukukuna tabi olan genel ilkelerin bankacılık kanuna aktarılması. Ama burada yapılan temel değişik müşteri sırrının tanımlanması, ki Kö bence kötü oldu. Hala uygulamada ciddi sorunlar var. Bir yönetmelik var. Yönetmelik e, bence kanun aykırı. Fakat hala yürürlükte. Sonra bir genelge çıktı. Biraz e, hukuk açıdan sıkıntılı bir durumda bu şey. İkincisi de bankacılık kanunu KVKK'nın önüne geçirmek için değişiklikler yapıldı. Şimdi bu burası çok detay zaten. O kadar detay girmeye gerek yok. Genel özetledim ben size. Maddeyi okuyunca zaten Rahatlıkla anlarsınız. Şimdi sır saklamada genel kuralımız şuydu. E, kanunen yetkili olmayan biriyle bilgi paylaşamıyoruz. Bu genel kuralımız. Fakat bankacık kanunda demin bahsettiğimiz istisnalar var. Bu istisna durumlarında ve, e, müşteri sırrını rahatlıkla paylaşabiliyoruz. Neler bunlar? Birincisi gizlilik sözleşmesi yapılması ve sadece belirtilen amaçlarla e, sınırlı kalmak koşuluyla bankaların ve finansal kuruluşların kendi aralarında doğrudan doğruya yapacakları bilgi alışverişleri istisna ya da bankaların, finansal kuruluşların risk merkezi ya da en az 5 banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulmuş şirketler vasıtasıyla yapacakları her türlü bilgi belge alışverişi sır saklamanın istisnası. Yani ilk şey için örnek verelim. X bankası, Y bankasıyla bir gizlilik sözleşmesi yaparak her türlü müşteri verisini birbirleriyle paylaşabilir. Bunda sıkıntı yok. İkincisi X bankası risk merkezi üzerinden bilgi paylaşımı yapabilir. Bunda da sıkıntı yok. Üçüncüsü en az 5 bankada da finansal kuruluş tarafından kurulacak şirketlerden kasıt aslında 2 tane var. BKM ve KKB. Bankalar arası kart merkezi AŞ, kredi kayıt bürosu AŞ. Bu şirketler üzerine yapılacak bilgi paylaşımı da esasına kapsamında. İkincisi e, bankaların Sermayenin yüzde onunu veya daha fazlasını temsil eden payların satışı amacıyla alıcılarla bilgi paylaşımı. Çünkü alıcılar şirkete ortak olacaklar olmadan tabii ki şirketi yani bankayı incelemekle yükümlüler. Dolayısıyla bu değerleme çalışmalarında bilgi paylaşımı yapabiliriz. Üçüncüsü ana ortağı ya da yüz, sermayesinin yüzde ondan fazlasına sahip olan Kuruluşun yurt dışında olduğu yani yurt dışındaki bir bankanın Türkiye'deki iştahı ile ilgili olarak bu ana ortaklığa yani yurt dışında bulunan ana ortaklığa konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında risk yönetimi ve iş denetim uygulamalarında kullanılmak amacıyla sınırlı olarak bilgi paylaşımı yapabiliriz. Bu da sır saklamanın diğer bir istinası. Yine e, bankaların varlık satışı e, süreçlerinde değerleme çalışmalarında bilgi paylaşımı yapabiliriz yine bankanın değerleme, derecelendirme çalışmalarında ya da destek hizmeti alınması ya da bağımsız denetim faaliyetlerinde ya da normal hizmet alımlarında ölçülü ve bağlantılı olmak koşuluyla bilgi paylaşımı yapabiliriz. Bunlar sır saklının istinası. Dolayısıyla yine KVKK değişikliğine bağlayalım. Bu istinalarda KVKK devre dışı doğrudan bankalar bu paylaşımları yapabilir. Bunun dışında ancak işte talep ve talimat ...aranacak ki zaten bunlar da bankacılık faaliyetlerinin %90'ını kapsıyor. Devam edelim. Ee, şimdi bir diğer konu açık bankacılık. Bu aslında e, bankacılık kanda düzenlenen bir konu değil. Ee, bir yönetmelikte geçiyor sadece bankacılık mevzuatında. Asıl olarak 6493 sayılı kanunda geçer. Ama sır saklamayla bağlantılı olduğu için kısaca bahsetmek isterim. Açık bankacılık şu demek aslında bankalardaki müşteri verilerinin, müşterilerin talepleri üzerine e, inovatif, yenilikçi, rekabetçi, e, kaliteli ürün ve hizmetlerin geliştirmesi amacıyla üçüncü taraflarla paylaşılması demek. E, niye böyle? Bu aslında hani İngiltere'de, Avrupa'da çıkan bir e, müessese diyebiliriz. Bugüne kadar banka sırrı ve müşteri sırrı kutsal bir ilke sayıldı bankaların dışına çıkmadı. Fakat gelişen bu fintechler e, ne kadar iyi fikirlere sahip olurlarsa olsunlar müşteri verisine ulaşmadıkları zaman ortaya bir ürün çıkaramadılar. Dolayısıyla müşteri verisine erişme imkanı oldu. Özellikle 2008 krizinden sonra dünyada bu bankalara karşı bir güven problemi yaşandı. Ondan sonra işte bu fintechlerin önü biraz açıldı. Dolayısıyla burada bankadaki müşteri verilerinin bu tür yenilikçi, inovatif şirketler açılarak daha rekabetçi, daha iyi tüketici lehine yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinin önü açıldı. Bugüne kadar bu düzenleme yokken bankalar bu veriyi vermiyorlardı. Yani siz gidip benim verim X şirkete verin dediğinizde, yani bankacılık kanunu var ya da müşteri sırrı veremeyiz diye bankalar bundan imtina ederdi. Avrupa Birliği'nde yapılan PSD2'nin 36. maddesine göre Bankalar artık bunu vermek zorunda. Yani burada bankaların takdiri yok. Müşteri istediğinde müşterinin verisi bu şirketlerle paylaşılacak. Bu şirketler ne yapacak peki bunları? İnovatif yeni ürünler geliştirecek. Ee, buradan da tüketici lehine sonuçlar olacak. Bu aslında bankacılık ya da müşteri sırrının ee, biraz gevşemesi demek. O yüzden bu konuyla bağlantılı olarak biraz bahsetmek istedim bizdeki karşılığı ne bunun 64.900 sayılı kanunun 12. maddesinin FVG bentleri birincisi ödeme hizmeti ödeme emri başlatma hizmeti aslında bunu belki kullanmışsınızdır yakın dönemde başladı X bankasındaki hesabınızdaki parayı Y bankasının mobil uygulamasına girerek başka Z bankasına transfer etme aslında tamam yani o hesap bankasının mobil uygulamasına girmeden başka bir bankanın mobil uygulamasına girerek diğer bankadaki parayı hareket ettirmek aslında ödeme emri başlatma hizmeti bunun altında da bilgi paylaşımı var tabii ki siz isterseniz banka bunu bu bilgileri paylaşmak zorunda ve bunu bize söyler G ise ee, ödeme hesabı bilgilerin toplulaştırması aslında. Bunu da şöyle düşünün. Bir tane hep indireceksiniz. Bütün bankalar eğer tabii ki talep edersiniz. Bütün bankalardaki mevcut hesaplarınızı bu tek ep üzerinden görebileceksiniz. Bilgilerin toplulaştırılması aslında. İşte bunların temelinde açık bankacılık yatar. Açık bankacılığında sırların saklanmasıyla olan ilişkisini demin ifade ettim. Sırların saklanmasının yaptırımı, daha doğrusu saklanmamasının yaptırımı, sırların açıklanması suçu adı altında düzenlenmiş 159. maddede. Burada e, suçun kapsamı biraz daha genişliyor aslında. Dikkat ederseniz kırmızıyla boyadığım banka ve müşterilerin ait sırları açıklayan 3. kişiler hakkında da, hakkında da aynı cezalar uygulanır diyerek suçun kapsamı aslında böyle belirsiz bir noktaya doğru gitmiş. Dolayısıyla şunu diyebiliriz. ...banka ya da müşteri sırrını öğrenen herkes bunu saklamakla yükümlü. Eğer açıklarsak bir yerde bu suç olur. Banka çalışanı olmamıza gerek kalmaksızın Ki zaten bu özgür bir suç değil. E, uygulamada var sırlanışlanması suçu. Uygulanıyor. Özellikle işte banka e, çalışanların transferlerinde... ...bir banka çalışanı başka bir bankaya transfer olduğunda... ...kendi portföyünde götürüyor. Zaman zaman görüyoruz bunu. işte. X bankasına geçtim, mevduatınızı buraya alın dediğinde müşteri şikayet ediyor. Oradan çok kişi işten atıldı hakkında dava açıldı. Ya da son derece iyi niyetle işte bir kişi geliyor, oğlunun, kızının, eşinin kredi borcunu ödemek istiyor ya da borcu var mıdır diye öğrenmek istiyor. Bunu iyi niyetle söylediğinizde de bu da suç. Dolayısıyla kişinin eşi, annesi, babası fark etmek sizin. Bankadaki bilgileri kendisi dışında herhangi bir kişiye verilemez. Aksi halde suç oluşabilir. E, 74. maddeye geldik. 74. madde itibarın korunması. Bu aslında toplumun bankalara duyduğu güvenin korunmasına hizmet eden bir madde. Basın yayın yoluyla ve internet yoluyla bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz der 74. madde. Bunun yaptırımı da arkadaşlar suç. Fakat uygulamada e, genellikle ifade hürriyeti ve basın hürriyeti ekseninde e, takipsiz kararlarıyla karşılaşıyoruz burada. E, o yüzden biraz böyle uygulanması güç bir madde. Bu madde niye var peki? Şöyle e, bir banka hakkında çıkıp televizyona gerçekten doğru olmaksızın ya şu X bankası batıyormuş dediğinde dediğinizde ...o bankayı batırabilirsiniz. O bankanın batması da aslında hepimize ve evet, topluma büyük bir zarar verebilir. Başka bankaların batmasına sebebiyet verebilir. O yüzden çok taksız bir madde değil. Fakat uygulamada basın üreti ve ifade özgürlüğü daha ağır bastığı için... ...genelde takipsizlikle karşılaşıyoruz bu suçlarda. E, 75. madde etik ilkeler. Burada e, bankaların çalışanlarına ilişkin... Uygulamaları gereken temel temel bazı etik ilkeler e, yayınlanmış durumda kanunda yok. Burada Bankalar Birliği BDDK'nda görüşünü olarak bunları yayınlamış. Zaten temel bildiğimiz aslında bütün insanların uyması gereken dürüstlük, tarafsızlık, güvenirlik, saydamlık, e, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele. Bir de bilgi suistimali etik ilkeleri var. Bunları bankacıların olması gereken temel etik ilkeler diyebiliriz. 76. maddeye geldik. 76. madde müşteri hakları başlıklı. Buradaki bize söylediği bu maddenin temel ilk şey bankalar müşterilerin taleplerine, şikayetlerine çözüm yaratabilmek için bir sistem kurmak zorunda. O yüzden her bankanın işte müşterilerin taleplerini çözmek üzerine bir ekibi ve bir sistemi var. İkincisi, e, kredi sözleşmelerini müşteri talep ederse tabii kredi sözleşmelerinin ya da diğer işlemler ilişkin her türlü belgenin bir örneğinin müşterilerine müşterilere verilmek zorunda olduğuna ilişkin bir düzenleme. Eskiden bankalar vermiyordu. Niye vermiyordu onu da bilmiyorum açıkçası. Hani bir mantığı yoktu bence. Ama şu an alabiliyoruz diye düşünüyorum. Üçüncüsü de e, masak tarafına ilişkin yani kara para ve terörizmi finansmanı ile mücadele anlamında bir kuralımız var. Bankalara bir kural getiriyor. Diyor ki bankalar kimliklerini veya vergi numaralarını belgeleyemeyen kişilerle müşteri ilişkisi kuramaz. E, bu zaten uygulanıyor ama temel şey aslında masak mevzuatı. 76. maddenin ikinci fıkrası önemli bir madde. Bu da yakın dönemde değişti. E, bu şunun önünü açtı arkadaşlar. Artık bir bankaya gitmeden uzaktan online olarak bir bankanın müşterisi olabiliyorsunuz. Bundan önce yoktu böyle bir şey. Mecburen ilk temas için gideceğiz. Kimlik tespiti yapılacak fiziken. Ondan sonra müşteri olabiliyorduk. Şimdi uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle bir bankayla müşteri ilişkisi kurabiliyoruz. Bunun dayanağı 76 ya 2 önemli bir değişiklik. Dijitalleşmenin önündeki en büyük engellerden biri buydu. Masak mevzuatı ile iş anlı olarak değişti. Dokuzuncu bölüm e, bankacı kanunda düzenlenen kurum ve kuruluşlar. İlk 79. maddeden başlayalım. Bunlar Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği. Bunlar arkadaşlar tüzel kişiliği haiz, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları. E, Türkiye de e, katılım bankaları, katılım bankaları birliğine mevduat ve kalkınma yatırım bankaları ile ise kurulduktan daha doğrusu aldıktan itibaren bir yer içerisinde Türkiye Bankalar Birliği'ne üye olmak zorunda. Bu birliklerin görev yetkilerine aslında? Temel olarak mesleğin gelişimini e, temin etmek, e, meslek ilkelerini belirlemek, bankaların ya da banka mensuplarına uyacakları standartları belirlemek, haksız rekabeti önlemek amacıyla tedbir almak, üyelerin ortak menfaatleri konusunda çalışmak aslında birlik dediğimiz şey özetle görevleri böyle. Hatta düzenleme yapma yetkileri de var. Mesela 2017 tarihli bu bir ara fatura ödeme merkezleri çıkmıştı. Onunla ilgili bir tebliğ var. Bankalar Birliği'nin bir de bireysel müşteri hakemiyeti var bankalar birliğinde. Bu e, buraya hani bazı şey şartlarla gidebilirsiniz. Önce bankaya başvurmak zorundasınız. Oradan e, herhangi bir cevap alamazsınız ya da olumsuz cevap aldığınızda buraya gidebilirsiniz. Yine yargıya, tüketici hakem heyetini, sigorta tahkim komisyonuna gitmiş, git, başvurulmuş şeyler e, için buraya gidemiyorsunuz. Yine bireysel nitelik taşımayan ticari zirai faaliyet konularıyla ilgili işlemlerden kaynaklanan e, hususlarla tüzel kişiler yapılan tarafından yapılan başvurular bu bireysel hakemiyetlerine gitmiyor. Temel bunları söyleyebiliriz bireysel müşteri ile ilgili. E, organ ve statüler e, bu bankalar birliği ve katılım bankaları birliklerinin organları e, gizli oyla ve yargı gözetimi altında seçiliyor. Ee, bu birliklerin bir statüsü var. Yani ana sözleşmeleri gibi bir şey. Bu da Cumhurbaşkanlığı tarafından e, yayınlanıyor, yürürlüğe konuluyor. Yine ilginçtir bu meslek örgütlerinin bankalara karşı para cezası kesme yetkisi var. Yani kullandılar mı bilmiyorum ama kanunda böyle bir yetkileri var. Diğer bir şeyimiz bankacılık düzenleme, denetleme kurum. BDDK arkadaşlar tüzel kişinin haiz, idari ve mali özelliğe sahip. Bir kuruluş, kurum, devlet kurumu, kurumun merkezi İstanbul'da, kurum e, kurul ve başkanlıktan oluşuyor. Bankacılık düzenleme, denetleme kurulu ve başkanlıktan oluşuyor. Temel görevi arkadaşlar, e, finans alanı ile ilgili bu bankacılık alanı ile ilgili düzenleme yapmak ve denetleme yapmak aslında e, bütün yasama ve yürütme gücünü bir arada kullanan bir otorite. Ama bağımsız kanuna göre hiçbir organ makam merci kişi kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir, talimat veremez. Yine bu kurumun malları devlet malı hükmünde haczedilemez ve reddedilemez. Kurumun temel görevi dediğim gibi düzenlemek ve denetleme yapmak. Ee, kurumun bu 71. madde önemli bir madde. Örneğin. Ee, bir banka ile ilgili yapılan denetlemeler sonucunda o banka ile ilgili şu ekranda gördüğünüz 5 tane kötü durumdan herhangi birinin en az birinin tespit edilmesi durumunda e, kurul toplanıp o bankanın TMSF'ye devrine karar verilebiliyor. Bunlara bir bakalım kısaca. Birincisi bu aslında böyle adım adım giden bir şey. Yani doğrudan bir bankanın faaliyetini kaldırması güç bir şey. Hafiften ağıra doğru giden bazı tedbir ve önlemler var. A fıkrasında bunları bahsediyor. Yani bu tedbirlerin e, alınmasına rağmen düzelmemiş olması ya da bankanın bu tedbirleri hiç almaması ya da baştan bu tedbirlerin alınmış olmasına rağmen çok açık bir şekilde düzelme ihtimali bulunmaması gibi bir tespitin yapılması durumunda karar kurula geçiyor. İki, e, bu bankanın faaliyetlerine devam etmesi hak sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrar bakımından tehlike arz ettiğini tespit edilmesi. 3. Bankanın yükümlülüklerini yani borçlarını vadesinde yerine getirememesi. 4. Bu bankanın borçlarının toplam değerinin varlıklarının toplam değerini aşması. 6. ise bu bankanın hakim ortak ve yöneticilerinin aslında bankayı hortumlamaları. Bankanın içini boşaltmış olmaları. İşte bu beş şeyden en az birinin olması durumunda bunu tespit edecek tabii ki murakıplar ...kuruluna öne geliyor. Yani Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun karar organı olan Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu. Kurul biliyorsunuz 7 üyeden oluşuyor. Bu 7 üyeden en az 5 üyesinin aynı yöndeki kararıyla iki tane şey olabilir. Bir, o bankanın faaliyetin kaldırılır. 2- faaliyetin kaldırılmaz ama ortaklık tem, temettü harcı ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimi TMSF'ye devredilir. Her iki durumda da aslında ee, o saatten sonra ya bu kar kur kararın resmi gazetede yayınlanmasından sonra ya, o banka ile ilgili bütün hak ve yetkiler TMSF'ye geçiyor. Tek fark şu. Faaliyetin kaldırılmışsa artık ortada bir banka yok. Tasfiye edilmesi gereken bir, tasfiye halinde bir banka var. İkinci durumda hala bankacı lisansı olan, bankacık yapabilir, düzeltilebilir ee, bir banka var. Tamam, iki tane farkı var. Burada kalkınma yatırım bankaları için sadece faaliyet izinin kaldırılması söz konusu bunu söyleyebilirim Çünkü bunlarda fona deviri yok ee, sebebi Çünkü kalkın yatırım bankaları halktan para toplama etkisi olmayan bankalar Dolayısıyla halkın zarara uğraması kamu zarar olması gibi bir şey de olmayacağı için burada böyle bir seçenek yok bu ee, Yine burada bir suç düzenlenmiş ondan da hemen bahsedeyim. Bu bir bankanın faaliyetini kaldırması ya da fona devirden önce dedim ya böyle hafiften ara doğru giden tedbirler var. Bunlar 68, 69, 70. maddelerde. Ee, burada BDDK ve kurul diyor ki şunu şunları yap. Yapmıyorsunuz daha ağır bir şey getiriyor onu da yapmıyorsunuz. İşte bu BDDK'nın al dediği önlemleri almazsanız bu ee, almakla yükümlü mensupları hakkında bir Suç tahsis ihlas edilmiş düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak suçu. 152. madde bunu düzenler. Ee, bahsettim demin bankacılık düzenleme denetleme kurumunun karar organı kuruldur arkadaşlar. Kurul bir bankaya lisans verilmesine, yönetmediklerin düzenlemelerin çıkartılmasına, para cezasının verilmesine, suç durusunda bulunması gibi önemli kararların hepsi e, kuruldan geçer. Kurul 7 kişiden oluşuyor arkadaşlar. Başkan ve üyeler Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. BDDK kurul üyelerinin bir özelliği var. Bunlar Yargıtay Birinci Başkanlığı kurulu huzurunda yemin etmeden göreve başlayamıyorlar. Bu tabii manevi bir şey. Hani o üstlendikleri görevin sorumluluğunu hatırlatmak amacıyla bir manevi ritüel diyebiliriz. BDDK'nın en üst düzey yöneticisi başkan, kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur diyebiliriz. E, kurul ve kurum kararlarına karşı arkadaşlar dava açabiliriz. Eskiden Danıştay'da sonra değiştirdiler. Şu an idare mahkemelerinde e, dava açabiliyoruz. Kanunda düzenlenen bir diğer e, kurum tasarruf mevduatı sigorta fonu arkadaşlar. TMSF'nin hikayesi aslında 1930'lardan başlıyor. E, muzam karşılıkların kabul edilmesi İlk e, TMSF'nin işte prim toplamasına benzetildiği için 1960'tan başlıyor. E, ama asıl 1960'da Tasfiye Fonu kurulmuş ve ilk prim o zaman toplanmaya başlamış. 83 yılında Merkez Bankası'nın altında TMSF ilk defa kuruluyor. Sonra 94 yılında TMSF'ye bazı yetkiler veriliyor. 99 yılında e, TMSF BDDK devrediliyor. 2003 yılında bugünkü özelliğine kavuşuyor. 2005 yılında TMSF ye yine yeni düzenleme yetkisi veriliyor. 2016'da bu FETÖ şirketlerinin kayın ve görevleri devrediliyor. En sonunda işte bu tasarruf finansman şirketlerinin tasfiye görevi verilmiş bir kurum. Tasarruf mevduatı sigorta fonu arkadaşlar temel amacı adı üstünde mevduat ve katılım fonunun sigorta edilmesi. Yani bankanın faizini kaldırması durumunda devlet size o mevduatınızın bir kısmını garanti ediyor. İşte bu garanti işini, sigorta işini yapan kurum. Ama biz onu batık bankaların tasfiyelerinden biliyoruz. Yine FETÖ şirketlerinin tasfiyeleri buraya verilmiş. Ta tasarruf mevduat sigorta fonunda kamu tüzel için haiz, idari ve mali özelliklere sahip bir kurum. Bağımsız yine aynen BDDK gibi hiçbir organ, makam, merci veya kişi ee, emir talimat veremez. Merkezi İstanbul'da malları devlet malı hükmünde hak, mal ve alacakları haczedilemez ve rehin edilemez. Tasarruf mevduat sigorta fonunda arkadaşlar kurul ve başkanlıktan oluşuyor. Tıpkı BDDK gibi karar organı kurul, bütün üyeler kurul üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Ee, yine fon kurulu kararlarına karşı idari yargıda dava açılabilir. Yine fon kurulu üyeleri yargıtay birinci başkanlık huzurunda yemin etmeden göreve başlayamıyorlar. E, TMSF'yi böyle geçtikten sonra bu kanunda düzenlenen bir diğer şirket varlık yönetim şirketleri. Tek bir madde var arkadaşlar bununla ilgili. E, bu aslında e, bankaların batık bankalardan batık alacakları satın alan şirketler özetle. Kanunda şöyle tanımlanıyor. Bankalar ve fon dahil diğer mali kurumların alacakları ve diğer varlıkların satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacıyla kuruluş ve faaliyet esasları kurul tarafından belirlenen varlık yönetim şirketleri kurulabilir. E, bankalar çeşitli sebeplerle yani hem tahsil e, kabiliyetin az olması hem operasyon giderlerinin yüksek olması sebebiyle hem de bilançoyu temizlemek amacıyla zaman zaman e, batık batık dediğimiz takip hesaplarında izledikleri kredileri böyle paketler halinde satarlar. İşte bu şirketler tek işleri bankalara gidip ihaleye girip bu alacakları satın almak. Ya aslında alacağın devri ya da eski tabiriyle alacağın temliki suretiyle bunları almak bankalardan daha ucuz alıyorlar. Aldıklarında da müşterilere dönüp yeni alacaklı sıfatıyla onlara da indirim yaparak hasat sağlamaya çalışan kuruluşlar. Bunlar da BDDK'nın düzenleme ve denetlemesi altında Diyebiliriz. Ee, varlık yönetim şirketleri bu alacaklarını tahsil etmek için borçlara ilave finansman kullandırabilir. Ama uygulamada kullandıklarını pek sanmıyorum fakat kanunda var. Yine e, bu şirketler tahsil amacıyla edindikleri gayrimenkul ve mal ve hak varlıkları işletebilir, kirayabilir, kiraya verebilir ve bunlarla ilgili yatırım yapabilir durumdalar. Bugünlük burada kalalım. Sonraki dersimizde 10. bölümden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.